Evet arkadaşlar merhaba. 15 Ekim 2020 Perşembe günü Linkfield, Birleşik Krallık. Altılı Gayan tahminlerimizle beraberiz. Çalışmamızı yaptık arkadaşlar. Hemen Linkfield ile ilgili program üzerinden Altılı Gayan tahminlerimizi vermeye başlayalım. Arkadaşlar 15 Ekim'de Linkfield'de sentetik kumda koşulacak bütün koşular. Yağmur olma ihtimali var İngiltere'de. Çıkan atlar olacaktır burada da tabii. Ama Amerika'daki gibi olmuyor. İlk koşu yani ikinci koşu Altılı Ganyan'ın birinci ayağını oluşturuyor. Handikap 3 ve yukarı İngilizler 1400 metre sentetik. Tabii ki bu 3 ve yukarı İngilizler demek İngiltere'de handikap olduğu takdirde sürprize açık bir koşu demek arkadaşlar. Evet, burada öncelikle ilk iki tane attan bahsetmek istiyorum. Birisi 7 numaralı Prince Rock. Sylvester de Souza'nın bindiği. Kaldı ki Sylvester de Souza hakkında ufak bir not düşelim buraya. Covid sonrası çok kötü bir performans gösterdi. Günlerce yarış kazanamadı. Ama daha sonra kendisine baktı ve tamamıyla toparlandı. Ve şu anda İngiltere'nin bana göre en formda jokeyi Sylvester de Souza arkadaşlar. Yalnız bugünkü programda buradaki jokeylerin çoğu kalite açısından çok düşük, apprenti düzeyinde, daha doğrusu böyle işi hobi gibi yapan jokeylerden kurulu bir program var. O yüzden bazı noktalarda rahatız. O atların gelmeyeceğini en azından biliyoruz baktığımız zaman. Onların hepsini tabii ayırdık. Şimdi ilk atımız burada Sylvester'da Souza'nın bindiği, formda jokeyimizin bindiği Prince Rock. İrlanda orijin ana adam olan saf İrlanda derken Patrick Celebre anne tarafından Amerikan daha da güçlü yapmış bu safkanı. Çok çok formda bir safkan bu. Normal şartlar altında bunun gelmesi lazım. İkinci atımız da 10 numaralı Passing Note. Adam Körben'in bindiği. Bu da Linkfield'de birincilik yapmış bir safkan ve bu pisti tanıyor. 7 numara neyse bize göre 10 numara da o. Eğer bu iki safkan düşerse ne olur? O zaman 2 numara The Warrior. Holly Doyle da bayanlar jokey içerisinde İngiltere'deki en kaliteli ve en güçlü jokey arkadaşlar. Jokey olarak, bayanlar olarak number one. 4 numaralı The Lace Maker. Burada Drakken arkadaşlar bu apprentice statüsünde bir genç bir arkadaş bu. Ancak dediğim gibi burada ufak da olsa bir gelme ihtimali isteyenler yazsın, isteyenler yazmasın. Biz her ihtimale karşı bindiği atın iyi olması üzerine bir de yanıltmasın bizi sonra diye onu da size hatırlatıyoruz. The Lace Maker iyi bir safkan olduğu için bu apprentice statüsündeki Drakken'ın gelme ihtimali var. Son olarak da 12 numaralı Glamorous Crescent, Giorgio Dobile. Bu da bayan bir jockey arkadaşlar. O da İrlanda'ya Amerikan karışımı, anneden Amerikan, El Nadim safkana biliyor, onda gelme ihtimali var arkadaşlar. Evet, burada bu şekilde 7 ve 10'u ayrı bir köşeye koyuyoruz belirttiğimiz gibi açıklamamızın başında ve geri kalanlar da 12, 2 ve 4 olarak takip ediyorlar arkadaşlar bu 5 safkan şeklinde. Linkfield'de altılı ayağın ikinci ayağını geçiyoruz. Birinci ayak bu şekilde. Şimdi ikinci ayağa geçelim arkadaşlar. Üçüncü koşuya. Evet arkadaşlar Linkfield Park'ta üçüncü koşudayız. Altılı ayağın ikinci ayağı şartlı, dişi, 2 yaşlı İngilizler, 1200 metre sentetik. Tam böyle bankoya uygun bir yarış grubu bu bizim için. 2 yaşlı safkanlar. Burada güçleri zaten belli. Bazıları da tabii sürpriz yapıyor. Bizi yanıltıyor. Şimdi arkadaşlar burada aslında çok tehlikeli bir ayak bu baktığımız zaman. Burada 5 numaralı Callum Shepard'ın bindiği First Smile. Yurt dışında da şu an itibariyle yani uzak ara önde. Çok uzak ara önde. Yani bakmayın anneden Dark Angel. Baba özür dilerim. Babadan Dark Angel İrlanda. Anneden Jealous Again Amerika. Ve Trippie aynı zamanda bakın saf Amerikan anne tarafından geliyor gücünden ve Godolphin ikilisinin sahibi olduğu bir safkan bu. Muhtemelen bunu çıkaracaklardır burada. Banko tavsiyemiz bizim olacak size. Ancak bundan sonra her bankonun altına
bizim güvendiğimiz veya uygun gördüğümüz bir tane alternatif yazacağız. Çünkü ancak bu şekilde arkadaşlar para kazanılabiliyor. Yani bankolar düştüğü zaman eğer biz amacımız bankoları düşürüp para kazanmaksa ama hayal peşinde koşamayız. Gerçekleri burada konuşmamız gerekiyor. Ama biz gene de her bankonun altına bir tane kendi beğendiğimiz atı yazacağız. Burada First Lot çok önemli. Aynı zamanda Sylvester de Souza daima iyi atlara biniyor. Burada Kingman babadan var 2 numara. Biz buraya sadece bir yazdık ama dileyenler bunu düşürenler zaten bol bol at yazabilirler. Ama 5 numara öyle kolay kolay düşürecek gibi gelmiyor. Bu Godolphin'ler bu şekilde uğraşmazlar bir an evvel. Kazandırmaya çalışacaklardır bunu. Ve bugünkü bu 3. kuştaki ikinci ayaktaki tavsiyemiz bizim 5 numara banko şeklinde arkadaşlar. Şimdi 4. koşuya 3. ayağa geçelim. Evet, altılı gayenin 3. ayağındayız. 4. koşu 1200 metre sentetik. Yine şartlı dişi 2 yaşlı İngilizler. Aynı bir evvelki koşu gibi. İkramiyeler 6300 sterlin ikisinde de öyle. Bu mesafelerde 1210 metre. İkisinde de öyle 1200 metre gözüküyor burada tabii. Benim önümdeki liste yabancı kaynaklı olduğu için 10 metre fazlamız var bizim. Evet, aynı şekilde bölünmüş bir koşu yani olmuş oluyor. Şimdi burada bir numaralı Şokoya. Şokoya Andre Hansen ile uzak ara gözüküyor. Ama arkadaşlar şahsen ben çok güvenmiyorum ama gerçekten büyük bir yığılma var bu ata. Bu atın geleceğine inanıyor herkes tekrar tekrar. Fakat bu atı arkadaşlar eğer bu atı tek yazmazsanız tabii ki misli kuponlarda tek yazabilirsiniz Çokoya'yı. %55, 60, belki de 65, 61 bu şekilde bir AGF çıkacaktır buna. 4 numara Eastern Delight Holy Doyle'la devreye girebilir ve 9 numara Sealed Offer Richard Kingscote'la devreye girebilir arkadaşlar. Bakın onu da göstereyim size Sealed Offer Richard Kingscote. Şimdi bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum burada. Burada Richard Kingscote 9 numaraya biniyor. Bizim tavsiyelerimizde bir evvelki ayağa bakıyoruz. 1 numara First Lot'u size göstermiştik. Hatırlarsanız burada 1 numarada gelebilir demiştik. First Smile'in yanına. Bakın arkadaşlar şu First'ler size bir şey ifade etmesi lazım. Ve burada Richard Kingscote ve Colm Shepard gördüğünüz gibi Holy Doyle da burada var gerçi. Aynı şekilde de burada Richard Kingscote arkadaşlar 9 numarayı biniyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer bir şey dönecekse karşılıklı değiş tokuşlarla oluyor arkadaşlar. Burada bilginiz olsun. Hemen uzatmayalım. Anlayan anladı benim ne demek istediğimi. Bir banko veya 4 ve 9 diyoruz burada. Sealed Offer veya Eastern Delight, Holy Doyle'un bindiği bunlar bir şekilde bir numaranın en yakın rakipler olacaklar Şokoyan'ın. Ama tabii ki burada bir de gelebilir. Diğer tarafta 5 de gelebilir. Bankolar sıraya gidebilir. Dediğim gibi şeker altılı olabilir. Şeker altılı dedikçe altılılar artıyor arkadaşlar enteresan. Bakalım bugün ne olur. Şimdi 4. koşudan 5. koşuya geçelim. Altılı Gayan'ın 4. ayağını. Evet arkadaşlar Linkfield'de 5. koşudayız. Handikap 3 ve yukarı İngilizler 1200 metre sentetik. Evet, günün en zor koşusu arkadaşlar bu. Yazabildiğiniz kadar at yazın buraya. Yani bizim verdiğimiz atlar yetmiyorsa siz kendiniz de yazın. Bol bol at vereceğiz bu ayakta. Bu ayakta çünkü her şey olacak. Bakalım şimdi ne yazmışız, neleri yapmışız. Şimdi öncelikle arkadaşlar burada 1 numaralı Physics şu anda yurt dışında önde gözüküyor. O da Steve Donohan'ın bindiği safkan arkadaşlar. İrlanda origin gözüküyor. 7 numaralı Too Late to Delegate Joshua Bryan'ın bindiği. Yani bu da iyi bir jockey ara ara böyle yani iyi bir jockey derken yani kendi halinde bir jockey arkadaşlar. Bazen böyle. Joshua Bryan coşuyor ve geliyor. 5 numaralı Cool Strutter, Charles Bishop. Kaldı ki benim en güvendiğim safkan Cool Strutter arkadaşlar. 5 numara. Bugün bu 3 safkanı biz ayrı bir köşeye koyuyoruz.
Bunlar gelmezse ne olur? Üzerine genç arkadaşımızın bindiği 4 numaralı Fart. Evet, Ion Walsh bindiği Fart. Birinci numaralı kulvardan çıkıyor, gelebilir. 11 numaralı Emoji, benim ikinci tuttuğum Levi Williams'la arkadaşlar. Bu da genç arkadaş, bu Levi Williams'ta gelebilir Emoji ile. Ve Terry Rules, tabii ki Holy Doyle'un bindiği 8 numaralı Safkan, bunun da geliri var. Holy Doyle'u çok formda. Bakıyoruz burada 1-7-5, bir tarafta 4, 11 ve 8, diğer tarafta toplam 6 tane Safkan arkadaş. Ama dediğim gibi siz eğer burada kendiniz de bakıp AGF oranlarına bakarak kıyıda köşede kalmış böyle 8, 9, 7, garantisini veriyorum size, onun altında AGF oranı kazanacak bu koşuyu. Yani böyle biz bunu fizik yüksek çıkacaktır. Da gelebilir tabii, yani gelmez diye bir şey yok. Küçük bir ihtimal. Ama şu anda bu biri yurt dışındaki oranların yüksekliği. Şu an bütün bu atların oranlarını görebiliyoruz biz. Her yani ekmesi, o yüzden bir miktar erken yaptık bu sefer bazı şekilde çalışmamızı. İyi de oldu. Biri yurt dışındaki oranlar yüzünden yazdık arkadaşlar. Bunu açıkça söylüyorum size, bakın. Ama diğer bütün safkanları, bilhassa çizginin altındakilerin hepsi, bunlar bizim kendi, kesinlikle böyle yurt dışındaki oranlara falan bağlı kalmadan, daha belki tecrübelerine istinaden bulduğumuz tavsiyeler bunlar arkadaşlar. Evet. 6. koşuya geçiyoruz şimdi. Linkfield Park'ta 5. ayağı. Evet arkadaşlar, Linkfield Park'ta 6. koşudayız. 5. ayak. Handikap 3 ve yukarı İngilizler. Yine sıkıntılı bir durum tabii. Handikap 3 ve yukarı İngilizler olduğunda %80-90 sürpriz bitiyor. 1000 metre sentetik kumda toplam 10 tane safkan var. Ama burada arkadaşlar güvendiğimiz bizim 3 tane at var. Açıkça söylemek gerekirse bu Linkfield'i veya Wolverhampton'ı veya Newcastle, Newmarket, bunları takip eden bütün yarış severler ve bizler de dahil buna. Burada bu atları zaten görmüştür ve duymuştur. Şimdi bakın, bu atların zamanı geldi. Birincilik zamanı geliyor. Hani arka arka da olabilir. Bir yarış arayla da olabilir. Uzun lafın kısası, direktmen konuya girelim. Öncelikle ilk atımızın Baltic State, Silvester de Souza'nın. Muhtemelen bu yarışı kazanacak olan safkan bu. Grupta uygun, her şey uygun. Eğer bu olmazsa ne olur? Bir numara Zulu Zander, Jim Crowley'nin bindiği. Bakın hepsi birer yarış ara vermiş. Baltic State'de, Zulu Zander'da. Ve 10 numara Roundabout Magic, Holy Doyle arkadaşlar. Baktığımız zaman burada 7, 1 ve 10 şeklinde 3 tane safkan, diğerlerine oranla biz çok 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 şanslı görüyoruz. Bilmiyorum, diğerlerinin kazanması bize göre çok zor. Kendi tecrübelerimiz bize, kendi sistemimiz de bize bunu söylüyor. Biz sistemimizi takip etmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Yani bu AGF oranı ne çıkar ne eder bilemeyiz. Ama burada Baltic State ve 7 numara, evet Baltic State ve 10 numara baktığımız zaman Roundabout Magic Linkfield'e çok koşmuş. Linkfield'in atı resmen 10 numara bu Roundabout Magic. Holy Doyle'la da geliri var arkadaşlar bunun. 7, 1 ve 10 bizim seçimimiz. Evet, şimdi son koşuya geçelim. Altı Gayan'ın son ayağına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Linkfield'de son koşudayız. 7. koşudayız. Altılı Gayan'ın son ayağı. Bana göre ikinci zor ayak bu. 5. koşu ve 7. koşu. 5. koşu çok zor bir ayak. 7. koşu da ikinci zor ayak. Altılı Gayan'ın 14 tane at koşan ayağı. Bu ayaklar ne ayak? Evet. Şimdi arkadaşlar, handikap 3 ve yukarı İngilizler gene. Bu sefer 2000 metre tabi. Burada dökülen atlar olacak. Bundan eminiz. Şimdi burada iki tane safkan çok ön plana çıkıyor. Öncelikle onu söyleyeyim ben size. Silvester de Souza'nın mini 11 numaraya biz çok güveniyoruz arkadaşlar. Zaten kilosu da böyle 58 kilo, böyle uygun tam. 12. kulvardan çıkacak. Bu mesafeleri de bilen bir safkan bu. One Step Too Far. O yüzden Silvester de Souza bunu götürebilir arkadaşlar. Diğer safkanımız da kilosu yani çok da ağır olmasa da 60 kilo ve Henry Bentley için ideal bir ikinci kulvardan çıkıyor gerçi. İdeal bir mesafe, ama onun sevdiği mesafeler 2000'ler.
Subliminal. Bir numara arkadaşlar. Bu iki safkanı mutlaka kuponlarınızı bulundurmanızı tavsiye ederiz. 1 ve 11. 1, 1, 1, 11, 1. Evet, diğer atlar kimler peki? Bunlar bana göre Naryes zor kazanır. Yani böyle uzun mesafede arka arka kazanan atlar ama belli de olmuyor böyle grupta arkadaşlar. Şak diye geliyorlar, herkesi mat ediyorlar. Gelmez dediğimiz zaman bazen tutup arka arka geliyorlar. Diğer atımızın ismi de 8 numaralı Black Medic. Black Medic. Nicola Curry ile olabilir. Bu da yani bu safkanın da uzun mesafe tecrübesi var. Her şey olabilir ve son adımız da 6 numaralı Fame and Fortune Adam Kirby ile bu atı da mutlaka yazmanızda yarar var. Tavsiye ediyoruz arkadaşlar size. Baktığımız zaman nedir? Linkfield'deki son ayağın durumu. 1-11 bizim ilk aşamada küçük kuponlarda, misli kuponlar olabilir. Tavsiye ettiğimiz 2 tane safka. Diğerleri de 6, 8 ve 4. Tabii ki sizlerin atları varsa AGF oranlarından sonra tekrar ediyorum. Yine bu ayakta da AGF oranı 10'un altında olan safkanların ben birinci geleceğine inanıyorum. Ona göre kendiniz de buraya ilave yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada 1-11 ilk aşamada, 6, 8 ve 4'te diğer aşamada toplam 5 tane safkan burada tavsiye ettik size. Evet, Linkfield için yapmış olduğumuz görüşler burada sona eriyor. Berlin'den herkese selam. Türkiye'deki bütün dostlarımıza selam ve bizi dinleyen Avrupa'da ve dünyanın her yerinde iyi olan arkadaşlarımıza saygılar, selamlar ve bol şanslar diliyoruz. Kinilent için de ilerleyen saatlerde hazırladığımız zaman yayına sokacağız videoyu. Tekrar bol şanslar arkadaşlar. Görüşmek üzere.